Sevgili dostlarım merhabalar. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum şu anda. Çünkü sizlerle bir canlı yayında, ilk defa canlı yayın programında bir arada oluyoruz. Bir arada söyleşeceğiz. Rabbin sevgisini sizlerle paylaşacağım. Benim izlediğiniz için size çok teşekkür etmek istiyorum şu anda ekranlarınızın başında. Sizleri sevgiyle kucaklıyorum. Ben Işık abla bana yazdığınız mektupları okuyorum teker teker. Yazılarınızı alıyorum. E-postalarınızı alıyorum ve onları kalbime çok yakın tutuyorum. Onlar için dua ediyorum. Facebook'ta da bana yazdığınız için size teşekkür ediyorum. Bu canlı yayın programımızda beni arayabilirsiniz. Şu anda ekranlarınızın başında beni dikkatle dinleyin. Her zaman olduğu gibi Rabbin sevgisini, güzelliğini, onun size olan muazzam planlarını sizinle paylaşacağım. Bugün sizinle konuşmaya, onun sevgisini anlatan Paulus'un Efeslere yazdığı bir mektuptan başlamak istiyorum. Anlatmaya başlamak istiyorum sizlere. Şöyle diyor, lütfen dinleyin Rabbin sevgisini. Bunun için yerde, gökte her ailenin adını kendisinden aldığı babanın önünde diz çökerim. Babanın kendi yüceliğinin zenginliği uyarınca ruhuyla sizi iç varlığınızda kudretle güçlendirmesini ve Mesih'in iman yoluyla yüreklerinizde yaşamasını dilerim diyor Paulus. Öyle ki Tanrı'nın bütün doluluğuyla dolmanız için sevgide köklenmiş ve temellenmiş olarak bütün kutsallarla birlikte Mesih'in sevgisinin ne denli geniş ve uzun, yüksek ve derin olduğunu anlamaya, bilgiyi çok aşan bu sevgiyi kavramaya gücünüz yetsin. Bilgimizi diyor, çok aşan bu sevgiyi kavramaya gücünüz yetsin. Çünkü öyle bir sevgi ki bu sevgili dostlarım, bunu kafamızda anlamamız mümkün değil. Bunu ancak kalbimizde anlayabiliriz. Kalbimiz, nerede kalbiniz şu anda? Ne düşünüyorsunuz? Ne hissediyorsunuz şu anda? Kalbinizde, düşüncelerinizde endişeler mi var? Acaba kendinizi bugün yorgun mu hissediyorsunuz? Acaba kendinizi bugün bezmiş mi hissediyorsunuz? Sizden o kadar mektup alıyorum ki bezmişlik üzerine. Bana yazıyorsunuz ve diyorsunuz ki, Işık abla, o kadar karanlık ki hayatım, o kadar kötü ki hayatım. Ne olur bana bir öneride bulun, bana bir şey yaz. Bir çıkış yolu bulmaya çalışıyorum ve ben yazıyorum. Bu arkadaşlara Facebook'tan e-posta yoluyla mektuplarına cevap vermeye çalışıyorum. Bana tekrar yazıyorlar ısrarla, hayır hayatım çok karanlık. Ölmek istiyorum, intihar etmek istiyorum, hayatımın bir manası yok. Geçenlerde çok sevgili değerli bir kardeşim yazmış bana. Diyor ki dünyayı etkilemek istiyorum, dünyayı değiştirmek istiyorum diyor. Ama diyor bulunduğum yerde, bulunduğum köyde takılmış kalmışım. Sıkışmışım bir deliğe, çıkamıyorum. Bana yardım et Işık abla. Bilmenizi istiyorum, ben hiçbir şeyim. Benim size yardım etmeye gücüm ancak şöyle yetebilir. Size yolu göstermekle, size o gücü, güce sahip olan kişiye yöneltmekle. Ancak bunu yapabilirim sizin için. Size bugün sormak istiyorum. Şöyle koltuklarınızda oturun, arkanıza yaslanın. Bırakın hayatın endişesini, vesveselerini, korkularınızı, yarına nasıl yüzleşeceğinizi bir kenara bırakın. Ve şu anda düşünmenizi istiyorum. Dünyanın en büyük sorunu nedir? Sizce dünyanın en büyük sorunu nedir? Duyar gibiyim. Ne diyorsunuz? Belki diyorsunuz ki şu anda dünyanın en büyük sorunu fakirlik. İşsizlik. Tabii fakirlik işsizlikten kaynaklanıyor. Parasızlık. Yalnızlık dünyanın en büyük sorunu. Duyar gibiyim. Kiminiz diyorsunuz ki dünyanın en büyük sorunu eğitimsizlik. Kiminiz diyorsunuz ki dünyanın en büyük sorunu nükleer silahlanma, savaşlar. Dünyanın en büyük sorunu benzin sıkıntısı, petrol. O kadar çok şey var ki söylediğiniz dünyanın en büyük sorunu. Ben bugün size söylemek istiyorum ki dünyanın en büyük sorunu sevgisizlik. Evet, dünyanın en büyük sorunu sevgisizlik. Ya yapma Işık abla diyorsunuz size yazdığım zaman. Hayır kardeşim, sevgisizlik dünyanın en büyük sorunu. Eğer insanlar birbirlerini gerçekten sevseler, Rabbin bizi Yaradan'ın verdiği sevgiyle sevseler, birbirlerine yardım etseler, her komşu öbürünün arkasını kollasa, onun mutfağında aşı var mı yok mu diye baksa, herkes bir yetime sahip çıksa,
Böyle bir sevgi olsa içinizde. Bütün dünyada böyle bir sevgi olsa. Tok, açın halinden anlasa. Acaba bu dünyada fakirlik sorunu olur mu? Acaba bu dünyada savaş sorunu olur mu eğer sevgi olsa? Ama Rab diyor ki ayetinde, güzel ayetinde, son zamanlarda diyor. Dünyanın sonu gelirken, evet, dünyanın sonu geliyor. Görüyorsunuz depremleri, görüyorsunuz savaşları, görüyorsunuz musibetleri. Sevgi diyor azalacak diyor Rab. Sevgi azalacak. Ve görüyorsunuz toplumumuzda da dünyada da sevgi azalıyor. Bir markete gidin, sokağa çıkın, özellikle büyük şehirlerde. İnsanlar neredeyse şiddeti içlerinde bastırarak yaşıyorlar. Öfkeyi içlerinde bastırarak yaşıyorlar. Bazen bastırmıyorlar dahi. Öldürüyorlar. Başka insanlara zarar veriyorlar. Başka insanlara zarar verecek şekilde konuşuyorlar. Kardeşim, dünyanın en büyük sorunu sevgisizlik. Eğer aileler çocuklarına yeterince sevgi verseler, onlar uyuşturucuya, alkole dönerler mi? Eğer aileler birbirlerini sevseler, aile içinde bir miras yüzünden kavga olur mu? Kardeşler birbirine küser mi? Sevgisizlik. Ama burada size öyle ulvi bir sevgiden bugün bahsetmek istiyorum ki ben. Öyle sokakta, dünyada, yeryüzünde, dışarıda, gazetelerde, magazinlerde, dergilerde gördüğünüz bir sevgiden bahsetmek istemiyorum. Çünkü o sevgiler sizi boş bıraktı. O sevgiler sizi bugün kuruttu. O sevgiler yıllarınızı harcattı. Bugün size şarap bardaklarındaki dudak izlerinden ya da ellerdeki sigaralardan, diskolarda, barlarda, sokaklarda, tatil köylerinde, okullarda, iş yerlerinde bulunmuş yalan aşklardan, sevgilerden bahsetmeyeceğim sevgili dostum. Bugün size gerçek sevgiden bahsedeceğim. Öyle bir sevgi ki sen çirkin de olsan, güzel de olsan, şişman da olsan, zayıf da olsan, hasta yatağında en kötü halinle, yüzüne bakılmayacak diye düşündüğün bir halde bile olsan, öyle bir sevgi ki asla asla son bulmuyor. Asla bitmiyor o sevgi. İnsanlar evleniyorlar ve yemin ediyorlar. Söz veriyorlar birbirlerine. Hastalıkta, sağlıkta. Ölüm ayırana dek. Zenginlikte, fakirlikte, varlıkta, yoklukta. Daha yeni bir düğündeydik. Kendim evlendim, boşandım. Çoğunuz hikayemi biliyorsunuz. İnsanlar söz veriyorlar birbirlerine. Deli gibi seviyorlar birbirlerini. Sonra ne oluyor bu söz? Bu verilen sözler ne oluyor? Hiç kimse evliliğe, hiç kimse nişana, onu bozma amacıyla yaklaşmıyor. O adımı atmıyor. Demiyor ki ben 3 sene sonra buna 5 sene veriyorum. Belki bunu diyenleriniz var içinizde, bilmiyorum. Ama benim bildiğim, en azından kendimden, hiç kimse demiyor ki ben bu evliliğe giriyorum, boşanacağım. 5 sene sonra, 3 sene sonra. Hayır, ölüm ayırana dek o kadar seviyorum ki. Böyle bir arkadaşım var. Kendisi gelir şıp sevdedir bana sürekli. Bu sefer buldum. Işık, muhakkak tanışman lazım bu kişiyle. Şimdi ben onun bildiğim için tecrübelerini, bana anlattıklarını. Ah, peki tamam, anlat bakalım kim? Ya biliyorum ne düşündün ama hayır hayır, bu sefer gerçekten çok çok inanılmaz bir insanla tanıştım. Benim deli gibi seviyor. Tamam, peki muhakkak tanışman lazım. Sen tanışman lazım. Senin ne düşündüğünü öğrenmek istiyorum. Peki tamam, götür beni, tanışalım. Hadi gidiyorum, tanışıyoruz. Tamam, iyi bir insan. Bir şey diyemeyeceğim, yargılamak istemiyorum ama diyorum, kenara çekiyorum arkadaşımı. Ah, yine zannetmiyorum bu kişinin senin için doğru olduğunu. Hayır hayır, bildiğin gibi değil, bana tapıyor. Benim için ölüyor, deli oluyor. Her gece kapımda, her gece telefonda. Ondan sonra imza atılıyor. Ağız kokuları, kirli çoraplar yerlerde, sigara dumanı. Ondan sonra insanlar birbirlerinin kusurlarını görmeye başlıyorlar. Birbirlerinin eksikliklerini görmeye başlıyorlar. Aynı şey bu arkadaşımın da başına geliyor. Başta dediğim şeyler, ama bak şu şey de var, sana bakamayacak. Yok yok, ben onu değiştiririm. Evet. Hep bir ümitle, bir istekle başlanıyor. Çünkü çoğumuz, siz de çoğunuz o sevgiye ihtiyaç duyuyoruz. Sizi o kadar anlıyorum ki size başımdan geçmeyen bir şeyi anlatmıyorum. Hatırlıyorum bir evin önünde arabanın içinde oturduğumu ve kendi kendimle savaştığım günü hatırlıyorum. İçeriye girip girmemeyi düşündüğümü, girdiğim zaman biliyorum şiddet olacağını, dayak yiyeceğimi. Hatta hayatımın tehlikeye atılacağını bildiğim bir günü hatırlıyorum.
Ve sizinle paylaşıyorum şu anda. O gün içimden diyorum gitmemem lazım. O evin içine girmemem lazım. Ama gidecek başka bir yerim yok diye düşünüyorum. Bu bir yalan iblisten. Tabii ki gidecek. Ailem var, arkadaşlarım var. Ama sanki sevgiyi orada bulduğuma inanıyorum. İnanmak istiyorum. O kişinin bana ne yaparsa yapsın beni sevdiğine inanmak istiyorum. Ama yalan, sabun köpüğü. Bugün Rab bize diyor ki, ben öyle bir sevgi veriyorum ki size, öyle bir sevgi verdim ki çarmıkta size. Bu sevgi inanılmaz bir sevgi. Eskiden çok söylerdim anneme. Annemi çok sevdiğim için, anne sana kurban olayım, anne seni çok seviyorum. Annem de derdi ki, Allah korusun kızım kurban olma, ne biçim laf öyle. Niçin kurban olacaksın? Görüyor musunuz? Yani biz bile sevdiğimize değil mi? Anadolu'nun özünde söylenen bir sözdür bu. Kurban olayım sana. Ama mükemmel suç işlememiş, her bakımdan kutsal olan Rab bu dünyaya geliyor insan suretinde ve mükemmelliği yaşıyor, gösteriyor bize. Ve bizim için kurban oluyor. Bizim onun çocukları olabilmemiz için. Bizim onun gerçek sevdiği olabilmemiz için, sevgilisi olabilmemiz için. Rab bu kadar sevgiyle dolu bir Rab. Rab bu kadar bizi seviyor. İçimizde bir boşluk var ve biz o boşluğu doldurmaya çalışıyoruz. Yalan şeylerle. Kaçınız internette, saatlerinizi harcıyorsunuz. Hatta internette saatlerinizi uygunsuz şeylere harcıyorsunuz. Bir çıplak kadın görebilmek için, bir kadının bir yerini görebilmek için ekranın başında, monitörün başında saatlerce vakit geçireniniz var. Ve çıkıyorsunuz o odadan. Hayatınız ne oluyor? Neye yatırım yapıyorsunuz hayatınızı? Bir sevgiye mi? Hayır. Görsellikle sizi 5 dakika eğlendirecek, 5 saniyede, 5-10 dakikada kirletecek bir şeye yatırımınızı yapıyorsunuz. Kardeşim bugün sana sesleniyorum. Belki sen hayatını buna harcadın. Belki ne dilinden ne kalbinden bu düştü. Belki aileni harcadın bunun için. Ben bunu şahsen yaşadığım için biliyorum. Bir aileye bunun ne yapabileceğini bildiğim için. Biliyorum bunun acısını kendim yaşadığım için. Belki bugün siz harcadınız, bir hayatınıza bakın. Geçmişiniz için hiçbir şey yapamazsınız. Ama geleceğinizi değiştirebilirsiniz. Geleceğinizi değiştirebilecek güçte olan Rabb'e iman ederseniz. Geçmişimiz geçmişte kaldı. Hatta bazen babam der ki senin hataların, senin hata eskiden derdi, şimdi demiyor artık. Senin hataların. Evet. Yüzlerce hata yaptım, binlerce hata yaptım. Utandığım zamanlar da oldu ama o utancı Rab benden aldı. Onun kanı, onun mükemmel kurbanlığının kanı benden aldı. Bunu bilmenizi istiyorum. Bu yüzden geçmişimiz için bir şey yapabileceğimiz için geçmişimizden korkmamıza gerek yok. Onunla barışı imzalayalım. Geçmişimizle barışı imzalayalım. Sevgili dostlarım, bugün size sesleniyorum. Bugün geleceğinizi değiştirmeye hazır mısınız? Belki geçmişiniz için bir şey yapamayacaksınız ama geleceğiniz için. Hatırlıyorum, bir kişiyle, genç bir çocukla tanışmıştım yıllar önce. Arkadaş grubumuzun içinde. Koluna baktım, kolunda müthiş bir yara var. İnanılmaz bir yara, böyle kabarık bir yara, baştan aşağı omzundan bileğine kadar. Ona baktım, sonra dayanamadım. İyice de yakından bakınca herkes bakıyor. Böyle kısa kollu, kolsuz bir tişört giymiş. Bak, herkes bakıyor koluna. Şöyle yakından bakınca bir bayanın ismi olduğunu gördüm o yaranın. Kendisine sordum, nedir bu kolundaki diye. O da bana dedi ki, bu kolumdaki eskiden aşık olduğum bir kızın ismi dedi. Kolumu kızgın demirle dağladım. Ateşe koydum demiri, dağladım onun ismini yazmak için. Ona olan sevgimi göstermek için dedi. Peki dedim, bu kız nerede şimdi? Evli misiniz? Ne oldu? Hayır dedi. Birkaç sene sonra aşkım bitti. Kaç sene oluyor dedim aşkım biteli? 10 sene oluyor. Elinde de yüzük var. O zaman dedim, şimdi başka birisiyle mi evlisin? Evet, başka birisiyle evliyim dedi. Ve o yazıyı hayatının sonuna kadar taşıyacak. Düşünebiliyor musunuz? Kolunu dağladığı zaman o ateşle, o demirle. Ne delilikler yapıyor gençler değil mi? Ne delilikler yaptım ben gençken. Şimdi geriye bakıyorum. 40'ı geçtikten sonra, yaş 40'ı geçtikten sonra geriye bakıyorum. Ve diyorum ki ben bunları nasıl yapmışım?
Benim aklım neredeymiş? Ben de hiç beyin yok muymuş bunları yaptım diyorum. Ama Rab diyor ki, ben anlıyorum seni. Ben seni yarattım. Ben sana hayat verdim. Senin kalbini biliyorum diyor. Senin kalbini biliyorum diyor. Ne durumda şu anda kalbiniz? Ne aşklar yaşadınız, ne sevgiler? Ya da aşkı bırakın, karşı cinsle yaşanan ne sevgiler yaşadınız da kalbiniz kırıldı? Ne çektiniz? Hayat ne yaptı kalbinizde? Ne etki bıraktı? Belki insanlar kalbinizdeki sevgiyi, onlara olan sevgiyi görmediler. Belki anlamadılar. Belki tuttular kalbinizi. Yırttılar. Belki bugün oturuyorsunuz ekranlarınızın başında. O sevgiyi hissetmek istiyorsunuz. O sevgiyi bulmak istiyorsunuz. Sevgili dostlarım, ben sormak istiyorum size. Rabbin sevgisini hissediyor musunuz kalbinizde şu anda? Yoksa kalbinizde bir ağırlık mı var? Bana yüzlercenizin yazdığı gibi bir ağırlık mı var kalbinizde? Nerede bu sevgiler? Rab diyor ki ayetinde, Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor diyor. Biz daha günahkarken Mesih bizim için öldü. Doğruluğu, adaleti sever. Rabbin sevgisi yeryüzünü doldurur diyor. Ama Rabbin gözü kendisinden korkanların, sevgisine umut bağlayanların üzerindedir. Madem umudumuz sende, sevgin üzerimizde olsun ya Rab. Sevgin üzerimizde olsun ya Rab diyor Mezmurlar 33. Mezmurlar 36 diyor ki ya Rab, sevgin göklere, sadakatin gökyüzüne erişir. Sevgi ne değerli ey Tanrı, kanatlarının gölgesine sığınır insanoğlu diyor. Sevgin diyor, ne kadar derin diyor, ne kadar büyük diyor sevgin. Bunu anlatmaya çalışıyor Rab bize sözünde. Rab'ın aşk mektubu bu. Belki bugün ekranlarınızın başında oturuyorsunuz. Bir aşk mektubuna, bir sevgi mektubuna ihtiyacınız var. Birisi dese ki seni seviyorum. Annem yetimdir benim. Bana hep derdi ki ah bilemezsin kızım. Birisi gelip sırtımı sıvazladığında derdi. Nasıl mutlu olurdum çocukken. Bir yetim. Birisi geliyor sırtını sıvazlıyor. Geçen gün yazdım dünyayı değiştirmek isteyen kardeşe. Dünyayı dedi değiştirmek istiyorum. Dünyayı etkilemek istiyorum dedi. Dedim ki bazen o dünyayı, o koca dünyayı, 6 milyardan fazla insanın yaşadığı dünyayı belki bir harekette değiştiremeyebilirsin. Ancak Rab değiştirebilir. Buna inanıyor musunuz benimle? Ancak Rab değiştirebilir. Fakat dedim, dünyayı değiştirmeyi bir kişiyle başla. Bir yetimin sırtını sıvazla. Bir komşun hastayken çorba yapıp götür. Artık eski adetlerimiz de kaybolmaya başladı. Kimse kimsenin nerede olduğunu, ne yaptığını bilmiyor. Bir kişiyle başlayabilirsiniz. Öyle derdi annem. Yetimken birisi sırtımı sıvazladığı zaman. Bazen yurt dışında çok uzun süre kaldığımda, annemi çok özlediğim zaman birbirimizle konuşuyoruz. Diyor ki şu sesine ihtiyacım var, sevgiye ihtiyacım var. Çoğunuzun sevgiye ihtiyacı var. Ve bu sevgiyi yanlış yerlerden alıyorsunuz. Paranızı, hayatınızı harcıyorsunuz bu sevgiler üzerine. Şimdi çok meşhur bir evlilik değil mi televizyonlarda? Göreceksiniz. İngiliz kraliyetinin evliliği. Kate ve Prens William evleniyorlar. Bakıyorsunuz her şey dört dörtlük. Aşıklar birbirlerine. Aşıklarının gerçek aşk olup olmadığı teste tabi tutulduğu zaman görülecek. Geçenlerde bize bir karı koca kalmaya geldi akrabamız. Daha yeni evlenmişler. Bize kalmaya geldiler. Evlenmişler ama daha evliliği bilmiyorlar. Evcilik oynuyorlar. Aşıklar. Çocuğun alt bezleri değiştiği zaman, sütün bittiği zaman, elektrik faturaları gelmeye başladığı zaman anlayacaklar aşklarının gerçek olup olmadığını. Bugün boşanmaları görüyorsunuz. Birçok evlilik maddi sorunlar yüzünden bitiyor. Birçok evlilik sadakatsizlik yüzünden bitiyor. Görüyorsunuz. Bir aşkın gerçek aşk olup olmadığı, gerçek sevgi olup olmadığı ancak ve ancak testler, sınavlar olduktan sonra görülecek. O sınavları geçecek mi acaba o evlilik? Şu anda bir arayan bir dostumuz var. Onun için o kişiye bağlanmak istiyorum ve onun sorusunu veya sözünü dinlemek istiyorum sizinle birlikte.
Emine? Efendim. Alo. Alo, Emine Hanım? Ben Emine'nin annesiyim. Üyeser. Emine'nin annesisiniz. Evet. Tesadüf herhalde bir başka Emine bağlandı ki. Ha, öyle mi? Peki sizi dinleyelim. Yok, benim ismim Üyeser. Emine'nin annesiyim yani. Peki, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben deyim. Ankara'dan arıyorsunuz. Evet, sizi çok seviyorum. Ben de sizi seviyorum. Teşekkür ederim. Ne tesadüf değil mi Evet. kardeşim? Emine'nin annesi. Bu kadar olur, bu Özür dilerim. kadar olur. Yani bu kurayını sunduğunuz için size teşekkür ediyorum. Rab sizi bereketlesin, korusun. Çok Hep teşekkür. daimi sizinle olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sizin için edebileceğim bir dua var mı sevgili teyzeciğim? Olabilir. Bacaklarım ağrıyor ama annem için dua edebilirsiniz. Peki, nesi var Annem annenizin? iman etti. Annem 80 yaşında. Fakat çevreden korkuyor. Evet. Duyacaklar diye. Evet. Hani şeyde anlattım, paylaştım. Şey yaptı. Oğlum da zaten pastör, Ankara Presbiteryan'da, Evet. lisesinde. Onu da şey yaptı ama devamlı korkuyor. Korktuğu için kimseye de söyle şey yapamıyor. O yüzden annem için dua ederseniz çok memnun olurum. Çünkü Rab onun yüreğini gerçekten açmasını istiyorum. Evet. Anneniz Yani korkuyor. milletten, çevreden korkmasın istiyorum. Evet. 80 yaşında, şimdiye kadar namaz kılmış, abdest almış. Yani kursa ben babamlardan bunu iman etti ama işte bu korkuları var. O korkularını yenebilmesini istiyorum. Bugün yarın ölse öyle gidecek diye üzülüyorum. Evet. Bakın ayet diyor ki Rabbin diyor sevgisi diyor bütün korkularımızın üstesinden gelir. Rabbin sevgisi korkuları siler diyor. Ya Biliyorsunuz değil mi? annemin şöyle diyeyim, biliyorum şeydim. Annemin okumuşluğu yok. Evet. Ben de annemden ayrı yerde oturuyorum. Gidip devamlı paylaşamıyorum. Evet. Torunuma bakıyorum. Aramızda 2 saatlik yol var. Annesi çalışıyor. Evet. O yüzden şey yapamıyorum. Önce size şunu söylemek istiyorum. Aradığınız için teşekkür ediyorum. Ben oğlunuzu zannederim tanıyorum. Kendisi söylediğiniz için pastörlük yaptığını, aynı zamanda dua da ediyorum ve Rab onu Devamlı çok İstanbul'a bereketlensin. geliyor. Toplantıya falan. Evet, çok Yani zaten bereketlensin. kilise yaptırmıştık Ankara'ya. Evet. Belki ondan da haberiniz var. Evet, var. Cumartesi günü de onun açılışı var. Evet. Cumartesi günü kilisenin açılışını yapacak. Rab bize bir kilise sağladı. Amin. Çok Yani güzel. bayağı da güzel, bayağı da geniş, 4 katlı. Evet. Yani onun açılışını da yapılacak işte şeyinde. Yani sizleri çok seviyorum. O Çok kanalı teşekkür ederim. zaten o kanalı bulana kadar Akın Ankara'yı seçtim. 3 ay Evet. uğraştım sizin kanalı bulmak için. Yani şu anda da o kanalı da seviyorum. Hepinizi çok seviyorum. Çok Hani sağ olun. sunanları da şeyden Rab hepsini de çok bereketlesin. Sizleri çok bereketlesin. Sizi de bu Yani cumartesi günkü açılış için de çok bereket diliyorum. Rabbin bu kiliseyi korumasını diliyorum. Her türlü iblisin atağından, şeytanın atağından ve güçlendirmesini, amin. sevgide güçlendirmesini bu kiliseyi diliyorum. Çünkü bugünkü Amin. konumuz sevgi, Rabbin sevgisi. Öyle bir Evet. birlik olsun ki bu kilisede, öyle bir sevgi birliği Evet. olsun ki bulunduğu yerden, Ankara'da bulunduğu yerden bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya o sevgi ışığını Rabbin yaysın. Ne Amin. kadar çevresinde bu kilisenin nefret olursa olsun olacaktır. Bunlar biliyorsunuz yaşadığımız şeyler. İsa Mesih'in takipçileri olarak biz diyoruz ki o sevgi, o öfkeyi, kötülüğü ortadan kaldırabilir. Ne kadar Amin. öfke varsa, ne kadar nefret varsa ona kürekle Evet. sevgi atın. Sevgi atın, Amin. sevgi atın. Ve o öfkenin ateşi o sevgi altında, sevginin yağmuru altında o ateş sönecektir. Ben buna Amin. inanıyorum ve Evet. lütfen programı dikkatle izleyin. Çünkü programın sonunda özellikle hastalar için, ailesinin imana gelmesini isteyenler için, özel istekler için dua edeceğim. Programın sonunu buraya Evet. ayıracağım. Siz de benimle beraber teyzeciğim, canım teyzeciğim ellerinizi havaya kaldırın. Beraber dua edelim anneniz için.
Onun imanı için ve Rabb'in kalbine onun konuşması için çok büyük bir mucize olacağına inanıyorum. Ve benimle haberleşin, olur mu? Bana haber verin. Emine kardeşimi de çok öpüyorum. Çok selamlarımı söyleyin. Sevgiler, hoşça kalın. Sağ olun, var olun. Sevgili dostlarım, gördüğünüz gibi bazen sevmemizi engelleyen şeyler var ya da Rabb'a dönmemizi engelleyen şeyler var. Korkular var içimizde. Korkuyoruz. Bugün ne tutuyor sizi? Başkalarının ne düşündüğümü, bu canım teyzeciğimin Ankara'dan dediği gibi korkuyor annem diyor. İnsanlar ne düşünecekler diye korkuyor. Hatırlıyorum insanlar boşanacağım zaman acaba insanlar ne düşünecek diye korktuğumu. Hatırlıyorum insanların bana başaramadı, yapamadı, ne oldu acaba bakışlarını. Hatırlıyorum eve telefonlar geldiği zaman annemin babamın ne kadar çekinerek cevap verdiğini. Hatırlıyorum. Belki siz de bugün ekranlarınızın başında oturuyorsunuz. Zor bir dönem geçiriyorsunuz. Acaba insanlar ne düşünüyor benim hakkımda diye düşünüp duruyorsunuz. Belki bugün ekranlarınızın başında oturuyorsunuz. Hep birilerinin onayına ihtiyacınız var. Çok yakın bir arkadaşım var. Hep birilerinin onayına ihtiyacı var. Herkes onu onaylasa bile, bir kişi onaylamasa bile o bir kişinin onayını istiyor. Ben de böyle bir dönem geçirdim. Milyonlarca insan dese doğru yolda gidiyorsun, bir kişi dese hayır yanlış yapıyorsun. Kafam o olumsuza takılıyor. Acaba bugün siz ne hissediyorsunuz? Ekranlarınızın başında oturuyorsunuz ve biliyor musunuz ne hissettiğinizin önemi var Rab için. Annem der ki biz bir pirinç tanesi gibiyiz bu dünyada. Hiçbir şey değiliz, bir pirinç tanesi. Hatta ben bunu daha da küçülteceğim, bir kum tanesi gibiyiz. Eskiden hatırlıyorum, bilmiyorum siz daha iyi biliyorsunuzdur. Tatil köylerinde, tatil yerlerinde pirincin üstüne isimler yazılırdı. Birisini seviyorsunuz, ona hatıra, pirincin üstüne isim yazdırılıyor, gönderiyorsunuz. Düşünün, bir pirinç tanesi der annem. O bir pirinç tanesi bile olsak, aynı üstüne ismi yazılmış bir pirinç tanesi gibiyiz Rabb'a. Rabb o pirincin ismini biliyor. Bizim ismimizi biliyor, bizi ismimizle çağırıyor. Ayet diyor ki daha sizi annenizin karnına koymadan önce, şu anda hamile olanlara konuşuyorum. Belki bebek bekliyorsunuz şu anda ve bebeğiniz için isim düşünüyorsunuz ama Rab diyor ki daha o bebeğin tohumunu senin rahmine koymadan önce onu ismiyle çağırdım diyor. Ve bugün sana da diyor ki kardeşim seni daha annenin rahmine koymadan isminle çağırdım. Sen benim için özelsin. Sen benim gözümün nurusun. Ben seni yarattım. Şimdi geçenlerde bir el işine merak sardım. Sürekli yastık yapıyorum, yastık dikiyorum. Böyle şey, renkli renkli yastıklar diyor. Kafamı dağıtıyor, dinlendiriyor beni. Hem evde olmak istiyorum. Dışarıda fazla aktivite yapmak istemiyorum artık. Çok yorgun hissettiğim bir dönem geçiriyorum şu anda. Oturdum o yastıkları yapıyorum. Üstlerine kurdeleler koyuyorum yastıkların. Çocuklar bana yardım ediyorlar. Onlarla beraber böyle bir ortak bir el işi yapıyoruz. Leyla Hanım'ın televizyondaki programı gibi, çok seviyorum. O yastıkları yaptıktan sonra bir köşeye koyuyoruz. Evin köşelerine koyuyoruz yastıkları. Oturuyorum yarım saat o yastıklara bakıyorum. Çünkü elimin emeği, gözümün nuru yaratmışım. Düşünebiliyor musunuz? Ben bir yastığa o kadar bakıyorsam, ay ne güzel yaptım şu yastığı diye. Ay ne güzel yaptım şu keki diye bakıyorsak. Şu yemeği ne güzel pişirdim. Düşünün, kendiniz yarattığınız bir şey. Bakıyorsunuz sevgiyle. Bir de onun daha büyüğünü düşünün. Evladınız. Ona bakıyorsunuz. Gözünüzün nuru. Bir de düşünün Rab. Sizi yaratmış. Hiçbir şeyden yaratmış. Size nasıl bakıyor? Nasıl bir sevgiyle bakıyor size? Nasıl inanılmaz bir aşkla bakıyor size? Ve diyor ki ne olur gitme. Onun peşinden, bunun peşinden. Benim peşimden gel. Beni bul. Bugün dua ediyorum kutsal ruh sizin gözlerinizi açsın ve gerçeği size göstersin. Ve o gerçek sizi özgür bıraksın. Kardeşim özgür olmaya ihtiyacın var. Aynı Emine'nin anneannesinde olduğu gibi, Ankaralı Emine'nin anneannesinde olduğu gibi o korkulardan özgür bırakılmaya ihtiyacın var. Ama ancak Rabb'in sevgisi seni o korkulardan özgür bırakabilir. Sevgili dostlarım. Mezmurlar 86 diyor ki sen iyi ve bağışlayıcısın ya Rab. Sana yakaran herkese bol sevgi gösterirsin.
Romalılar 8'den okumak istiyorum. Mesih'in sevgisinden bizi kim ayırabilir? Romalılar 8, 35. ayetten başlayarak. Mesih'in sevgisinden bizi kim ayırabilir? Sıkıntı mı? Elem mi? Zulüm mü? Açlık mı? Çıplaklık mı? Tehlike mi? Kılıç mı? Ne ayırabilir bizi? Eminim ki ne ölüm, ne yaşam, ne melekler, ne yönetimler, ne şimdiki, ne gelecek zaman, ne güçler, ne yükseklik, ne derinlik, ne de yaratılmış başka bir şey. Bizi Rabbimiz Mesih İsa'da olan Tanrı sevgisinden ayırmaya yetecektir. Hiçbir şey bizi ayıramaz ondan. Bir kere onu kalbimize çağırdığımız zaman, bir kere onu kalbimize istediğimiz, kabul ettiğimiz zaman, onun bizim için öldüğünü, bizim için kurban olduğunu, o kadar büyük bir sevgiye sahip olduğunu kabul ettiğimiz zaman, bizi hiçbir şey onun sevgisinden ayıramaz. Sevgili dostum, bugün belki sen böyle bir sevgiye ihtiyaç duyuyorsun ve diyorsun ki gerçek sevgiyi istiyorum. Bıktım artık yalancı sevgilerden. Bıktım artık tavernalardaki, diskolardaki sevgilerden. Bıktım artık kendimi başka göstermeye çalıştığım sevgilerden. Ben yaşadım, biliyorum. Bir kafeye bile gittiğim zaman şu anda, bir restorana bile gittiğim zaman bakıyorum. İnsanlar sevgiye susamış. İki bayan oturuyor, iki bey oturuyor. Ya da iki bayan, iki bey beraber oturuyorlar. İki bayanın birbirleriyle konuşması beyler masaya geldiği zaman değişiyor. Davranışları değişiyor, şuhlaşıyor, hareketleri değişiyor. Bir şey oluyor bize. Çünkü arıyoruz o sevgiyi ve o sevgiyi nasıl bir balığı yakalar gibi yakalayacağımızı bilmek istiyoruz, öğrenmek istiyoruz. En çok satılan kitaplar, aşkta başarılı olan, en çok izlediğiniz televizyon programları. Yurt dışında bile internetten giriyor arkadaşlarım, bulmaya çalışıyorlar programları. Hep sevgi üzerine, aşk üzerine. Ama o aşk ne kadar büyük olursa olsun bir gün toprağa gömülecek. Bir gün bitecek. Bir arayan sevgili bir dostumuz daha var. Şimdi onunla konuşmak istiyoruz. Gebze'den Celal kardeşim arıyor. Celal Bey. Merhaba Işık Bacım. Merhaba, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun, Allah razı olsun. Sizden de beni aradığınız için teşekkür ediyorum Celal Bey. İnanır mısın? Çoktan beridir sizin programınızı hep izlerdim. Evet. Bu canlı program gerçekten çok çok iyi oldu. Maşallah bereketlisiniz de. Allah daha da bereketinizi artırsın. Sağ olun, var olun Celal Bey. Işık Bacım, sizi fazla meşgul etmeyeceğim. Peki. Sizden bir tek ricam olacak. Söyleyin. Fazla şey etmek istemiyorum. Size birkaç mail göndermiştim, herhalde almadınız. Zannediyorum aldım maillerinizi. Kim olduğunuzu tahmin ediyorum Celal Bey. Duajo Gohir. Yok, almadım. Hayır, almadım. Almamışsınız. Aslında bana Duajo Gohir diyebilirsiniz. Yani Celal öldü. Allah'a emanet olasın. Peki. Sizden tek ricam şudur. Bütün istediklerinize katılıyorum. Ben Müslümanım. Evet. Dindarım. Kur'an-ı Kerim'e birçok ayetler verebilirim. Yalnız insanlar gerçekten korkunç inanç içerisindeler. Duyamıyorum sizi. Bir daha söyler misiniz? Özür dilerim. Alo. Alo, duyuyorum. Şimdi duyuyorum. Bir daha tekrarlar mısınız söylediğinizi? Sesinizi ben duyuyorum da. Evet. Arkada da eğer televizyon açıksa kısabilir misiniz? Televizyon mu açık odanızda? Evet, kapattım. Peki, teşekkürler. Bir daha söylerseniz, evet. Sizi dikkatle dinliyorum Celal Bey. Şimdi Işık Bacım, şöyle bir şey var. Ben sizin dediklerinize katılıyorum. Hem de fazlasıyla. Bir Müslüman olarak insanlar gerçekten korkunç derecede inançlarını kaybetmişler. Evet. Korkunç derecede. Ve ben bu 2 sene içerisinde çok büyük bir mücadele verdim. Çok korkunç şeylerle karşılaşıyorum. Tüm tehditleri de alıyorum. Efendime söyleyeyim, işlerden atıldım, evlerden atıldım. Tabii ki bazı şeyler var. Bunları canlı yayında anlatmak istemiyorum. Tabii. Birçok camilerde kovuldum, birçok kiliselerde kovuldum. Yani arada Allah'ın izniyle bu yarışı devam ediyorum.
sizden tek ricam şudur. Fazlasını meşgul etmekte çünkü çok şeyler vardır. Bunu yani bunları anlatmaya kalkarsam binlerce kitap yetmez. Evet. Bana yazın. Yazabilirsiniz de bana yazın. Ben size kaç sefer şey gönderdim, mail gönderdim. Şimdi direkt yazın eğer bana. Eğer direkt yazabilirseniz çok sevinirim. Yani başkalarından bana ulaşmasını direkt info at Işık Abla i ile yazılıyor. isisikharfiabla.com'a yazarsanız o zaman ben direkt okumak istiyorum. Ama sizi sözünüzü böldüm, özür dilerim. Devam edin lütfen Celal Bey. Yok, rica ederim. Aslında birkaç şey vardı. Ben bir sayfa vardı. O sayfayı size göndermek istiyordum da. Ben bilgisayarı pek kullanamıyorum. Rabbime şükürler olsun. Hatta kurtarıcımız olan bize şükürler olsun ki biraz başarabiliyorum. Size yazabiliyorum. Aslında o notları size göndermek istiyordum. Onları halka anlatın. Yazdıklarım inancı olan, yani inancı eğer Allah'a ben bak bir Müslümanım elhamdülillah diyorum ya. Anlıyorum. Ben şu anda Mesih'in geleceğine, kurtarıcımızın olacağına, kurtarıcımızın olduğuna ve insanlara milyarlarca daha kaç şeyler anlatacağıma da emin olursunuz. Daha çok şeyler biliyorum. Çünkü bazı şeylerle görmüşüm. Bu yazıları halk, yani insanlara iletsin. İnsanları ben her zaman internete de vermişim. İnsanlara tövbeye davet ediyorum. Zaten tövbe kapısı kapanıyor. Mesih yakında geliyor. İnsanlar kendilerini toparlasınlar. Kendine çekip düzen versinler. Evet. Sizden tek ricam. Duacı Okuver isterseniz ziyaret edin. Okuyun. İnsanlara sadece barışları iletin. Yani bunların insanlara biliyorsan hakkı var. Evet. Bana bu fırsatı da verdiğiniz için var ya şu anda yani sizin için ne kadar dua etsem, ne desem az gelir. Mesih'in bütün bereketi üzerinize olsun. Allah razı olsun. Gerçekten çok çok iyi. O kadar sevindim ki inanamam ya. Celal kardeşim ben de sana teşekkür ediyorum. Kusura bakma sana diyorum çünkü sanki seni biliyormuşum gibi hissediyorum. Sana teşekkür ediyorum kardeşim. Hem beni yüreklendirdiğin için hem ilk canlı yayınımda aradığın için sana teşekkür ediyorum. Şu anda dua ediyorum ki Rabbim göklerdeki bütün bereketlerini, göklerdeki bütün bu bereket bulutlarını açsın. Ve senin hanene bir yağmur gibi akısın kardeşim. Senin içine bir ışık gibi doğsun kardeşim ve hissediyorum çektiklerini. Hepsini bilmiyorum ama hissediyorum sesinden. Sen çok görmüş geçirmiş bir kardeşimsin. Ve ben senin sevgin için Rabbime şükrediyorum şu anda. Ve senin sevgin bak bir Müslüman olarak sevgin, bana olan sevgin başka Müslümanlara da örnek olsun diye dua ediyorum şu anda. Sen örneksin Celal kardeşim benim. Onlar ne yaptıklarını bilmiyorum. Mesih'in çarmıta biliyorsunuz söylediği şey de buydu. Baba onları affet, onlar ne yaptıklarını bilmiyor. Böyle bir sevgi. Ben bunu da hazırladım bugün programında söyleyecektim. Bak sen benden önce söylemiş oldun canım kardeşim benim. Rab'da esenlikle kal. Çok seviyorum seni. Kendine iyi bak, bana lütfen yaz. Oldum ver. Eğer mektup olarak bile yazarsan elime daha iyi geçer. Mektup olarak bile yaz. Okuyacağım, göndereceğin yazıları da okuyacağım, sana cevap yazacağım. Söz veriyorum. Çok teşekkür ederim. Bereketler, esenlikler, sağlıklar. Olsun. Sağlıklar ve bir şey söyleyeceğim Celal kardeşim. Şu anda içime doğuyor. Rab kutsal ruh bana şunu söylüyor. Senin şu anda uğraştığın, ciddi olarak uğraştığın istediğin bir olay var. Bunun için sen çok dua ediyorsun. Çok secdeye yatıyorsun. Ben şu anda dua ediyorum İsa Mesih adına. Bak sana söylüyorum, bu kapı açılacak sana. Öyle bir kapı açılacak ki ve senin bunu bilmeni istiyorum. Bu kapı sana İsa Mesih kurtarıcı dedim bugün ağzına söyledin. Onun tarafından açılacak ve kağıtların gelecek ve feraha çıkacaksın. Rab'da esen kal. Teşekkür ederim Işık bacım. Allah razı olsun. Senden de hoşça kal. Şimdi başka bir arayanımız daha var. Elizabeth arıyor İsveç'ten. Bunu da almak istiyorum müsaade ederseniz mesajıma devam etmeden önce. Elizabeth?
Beni duyuyor musun? Sevgili dostlarım, konuşmama devam etmek istiyorum. Burada Celal Bey dedik, o kadar bereketlendirdi ki beni bu. Aynı düşünceyi paylaşmıyoruz görüyorsunuz. Aynı düşünce demek istemiyorum. Belki iman olarak biz İsa Mesih'in Rabbin oğlu olduğunu kabul ediyoruz. Ve Müslümanlar bu yüzden nefret görüyoruz. Fakat bu kardeşim aradı, dedi ki ben dedi araştırdım, ben okudum, kiliselere gittim. Ben inanıyorum dedi İsa Mesih'in kurtarıcı olduğuna dedi. Ve ne kadar güzel bir sevgi örneği gösterdi. Ne kadar, size her zaman söylediğim gibi sevgi Rab'tandır. Öfken, nefret, yok etmek iblistendir. Ben onun için o kadar bereketlendi ki beni, ben şu anda dua ediyorum Rab da kendisini bereketlendirsin. Ve dedi ki İsa Mesih çarmıha gerildiği zaman söylediği söz şuymuş. Ayet yazıyor. Onları affet baba. Onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar. Onları affet. Düşünebiliyor musunuz? Onu bir çarmıha gerenleri, eline çiviyi çakanlar için İsa Mesih dua etti. Ve dedi ki onları affet. İçinizde Rabbin sevgisi olduğu zaman size bir kişi ne yapmış olursa olsun onu affedersiniz. Ama eğer içinizde Rabbin sevgisi yoksa affetmemekle mücadele ediyorsunuz. Hep kin tutuyorsunuz. Kincilik Rabbin sevgisinin gerçekten içinizde köklenmediğini gösteriyor. Hep aynı şeyleri tekrar tekrar konuşuyorsunuz. Anneannem derdi ki eskilerden bahsettiğimiz zaman açmayın şu eskileri. Ay yine eskileri açtınız derdi. Açma kutuyu, söyletme kötüyü derdi. Canım anneanneciğim. Nur içinde yaz. Eskileri o kadar açıyorsunuz ki çünkü eskilerde yaşıyorsunuz. Artık bırakın eskileri. Geçmiş için bir şey yapamazsınız. Ama gelecek için bir şey yapabilirsiniz. Sevgili dostlarım, bilmiyorum şu anda neredesiniz ve size söylediğim gibi arayan dostlarımızda gördüğüm gibi, duyduğum gibi tekrar size söylemek istiyorum. Sevgi bütün olumsuzlukları hayatınızdan silecektir. Bir silgi gibi silecektir. Daha çok kötülük mü geliyor? Daha çok sevgi verin. Daha çok öfke mi geliyor? Daha çok sevgi verin. Çok sevgili bir kardeşim yazmış Facebook'tan bana. Sedacığım, seni sevgiyle kucaklıyorum şu anda. Demiş ki Facebook'tan tanıdım, dost olduğum, daha önceden bildiğim bir kişi değil. Ailem demiş beni kınıyor, bana neler yapıyorlar, çok ağır konuşuyorlar, beni çok üzüyorlar, sıkıyorlar. İmanımdan dolayı demiş. Ben ona ne dedim? Dedim ki Sedacığım sen onları daha çok sev. Onlar sana hakaret ettikçe sen onları daha çok sev. Onlar seni aşağıladıkça İsa Mesih'e olan imanından dolayı sen onları daha çok sev. Hiçbir şey dedim. Bu zincirleri, bu kötülüğün, karamsarlığın zincirlerini kıramaz. Ama İsa Mesih'in sevgisi, sendeki sevgisi kırabilir ancak. Sevgi. 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 Çünkü Rab iyidir, sevgisi sonsuzdur diyor Mezmurlar 100. Sadakati kuşaklar boyunca sürer. Babanın beni sevdiği gibi ben de sizi sevdim diyor İsa Mesih. Benim sevgimde kalın. Babanın beni sevdiği gibi ben de sizi sevdim. Benim sevgimde kalın. Eğer buyruklarımı yerine getirirseniz sevgimde kalırsınız. Tıpkı benim de babamın buyruklarını yerine getirdiğim ve sevgisinde kaldığım gibi. Ne kadar güzel. Hiç kimse de diyor. Hiç kimse de. İnsanın dostları uğruna canını vermesinden daha büyük bir sevgi yoktur. Ve kendisi bunu yaptı bizim için. Bizim için kurban oldu. Senin için kurban oldu, kurban olayım sana canım dedi. Ve kurban oldu sana. Bana yar olmayanı başkasına yar etmem. Nasıl bir sevgi bu? Duyuyorsunuz değil mi? Bana yar olmayanı başkasına yar etmem. Böyle bir sevgi var mı? Sevgi anlayışımızın toplum olarak değişmesi lazım. Ne aradığımızı, ne istediğimizi bilmemiz lazım. Belki siz ne istediğinizi bilmiyorsunuz. Koşullu sevgilerde buluyorsunuz teselliyi. Bir beyle çalışıyoruz bu programları yapılması için. Eşi 6-7 senedir yatalak yatıyor. Kendisi de 60 küsur yaşında bir bey. 6-7 senedir bakıyor yatalak hanımına. Her öğlen öğle tatiline gidiyor eşine yemek yedirmek için. Altını temizlemek için, çarşafını değiştirmek için. Sırtını kaşımak için gidiyor. Çünkü sürekli yatıyor bu bayan. 6-7 senedir.
Ne cumartesi, ne pazar, ne bayram, ne seyranı var. Eşine bakıyor. Ve çok çalışıyor. Ve kendisine soruyorum. Nasıl yapıyorsun bunu diyorum. Böyle yapıyor. Rab. Ancak Rab. Ancak Rab'ın sevgisiyle olabilir. Kadir kardeşim arıyor. İstanbul'da. Kendisinin sorusunu almak istiyorum. Kadir Bey. Kadir Bey. Efendim. Merhaba, nasılsınız? Efendim. Merhabalar. Sağ olun, çok güzel. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Aradığınız için teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Şimdi sizi genelde programlarınızı izliyorum. Teşekkür ederim. İzlediğim için gerçekten etkileyici bir konuşmanız var. Çok severek sizi izlediğim için. Sağ olun. Onun için dedim bir arayayım. Şimdi yine tesadüfen açmıştım. Yine sizi görünce bu sefer canlı, ilk defa bir canlı programınızı seyrediyorum. Evet. Size sevgilerimi ve övgülerimi yani sunmak için sadece, sizi çok sevdiğimi sadece belirtmek için aradım. Tüm programlarınızın başarılı olması için. Teşekkür ederim. Yüreklere, gönüllere Tanrı sevgisini aşıladığınız için gerçekten yürekten, gönülden insanlara seslendiğiniz için yani onun için sizi daha çok rahatsız ettim. Hiç rahatsız etmediniz. Başka bir şey. Yani öyle şeyin sözün şeyi ama gerçekten biliyorum sizin de nasıl bir Tanrı sevgisiyle insanlara yaklaştığınızı. Yani bunu hissettiriyorsunuz insanlara. Sadece bunu teşekkür etmek amacıyla ve programlarınızın da işte böyle sürekli olup yüreklere sevgiyi aşılamanız için temennim sadece bu. Kadir kardeşim ben size teşekkür etmek istiyorum. Hem beni yüreklendirdiğiniz için bu ilk programımda belki belli etmiyorum ama çok heyecanlıyım. Yani Rab da sizi bereketlendirsin. Rab da elini sizin ve ailenizin sırtına koysun ve size kapılar açsın, bereket kapıları açsın. Siz beni bereketlendirdiniz ve beni sevgiyle kucakladınız. Ben de sizi bir bacı olarak, bacınız olarak izin verirseniz sevgiyle kucaklıyorum. Ve size buradan içten sevgilerimi ve iyilik bereket dualarımı gönderiyorum size İsa Mesih adına. Bir mukabelede aynen ben de size. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Hadi, iyi akşamlar. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sevgili dostlarım, çok çok duygulandım şu anda aldığım telefonlardan dolayı. İnsanlar gerçekten, demek ki insanların içinde sevgiyi yeşertebiliyorsunuz. O sevginin tohumunu Rab attıktan sonra kendisi de suluyor, kendisi de büyütüyor. Fakat ben başka bir konuya geçmeden önce sizinle bir hikaye paylaşmak istiyorum. Bu hikayeyi paylaştıktan sonra da bir dua ederek kapatacağız programımızı. Özellikle hasta olanlarınız için, ihtiyacı olanlar için dua edeceğim. Başka arayan izleyicilerimiz var şu anda. Fakat programımızın süresi dolmak üzere olduğundan dolayı ben bu dua bölümüne geçmek istiyorum. Elizabeth, Hüsnü Bey sizden özür diliyorum. Lütfen bıkmayın beni aramaktan. Devam edin. Bir dahaki programımda umarım görüşürüz. Size çok teşekkür ediyorum aradığınız için. İsa ile Samiriyeli kadından bahsetmek istiyorum. Bu konuyu bahsetmeden geçmek istemiyorum. Çünkü konumuz sevgi. Ve bu Samiriyeli kadın, İsa gidiyor. Onun öğrencileri yemek almaya gidiyorlar. Böylece Samiriyeli'nin Sihar denilen kentine geliyor İsa. Bunu okumak istiyorsanız Yuhanna'nın 4. bölümünde Samiriyeli kadından bahsediyor. Burası Yakup'un kendi oğlu Yusuf'a verilmiş olduğu toprağın yakınında bir yer. Yakup'un kuyusu da oradaydı. İsa yolculuktan yorulmuş olduğu için kuyunun yanına oturmuştu. Saat 12 sularıydı. Samiriyeli bir kadın su çekmeye geldi. İsa ona, bana su ver, içeyim dedi. İsa'nın öğrencileri yiyecek satın almak için kente gitmişlerdi. Samiriyeli kadın, sen Yahudisin, bense Samiriyeli bir kadınım dedi. Nasıl olur da benden su istersin? Çünkü Yahudilerin Samirilerle ilişkileri yoktur.
İsa kadına şu cevabı verdi. Eğer sen Tanrı'nın armağanını ve sana bana su ver içeyim diyenin kim olduğunu bilseydin, sen ondan dilerdin. O da sana yaşam suyunu verirdi. Ne kadar güzel. Kadın efendim dedi. Su çekecek bir şeyin yok ki kuyuda derin. Böylece olunca yaşam suyunu nereden bulacaksın? Sen bu kuyuyu bize vermiş, kendisi oğulları ve davarları ondan içmiş olan atamız Yakup'tan daha mı büyüksün? Kadın efendim, İsa şöyle cevap verdi. Bu sudan içen, her içen yine susayacak. Oysa benim vereceğim sudan içen sonsuza dek susamaz. Benim vereceğim su içende sonsuz yaşam için fışkıran bir su kaynağı olacak. Kadın efendim dedi, bu suyu bana ver. Böylece ne susayayım ne de su çekmek için bu kuyuya bir daha geleyim. İsa git kocanı çağır ve buraya gel dedi. Kadın, kocam yok diye cevap verdi. İsa, kocam yok demekle doğruyu söyledin dedi. 5 kocaya vardın. Şimdi birlikte yaşadığın adamsa kocan değildir. Doğruyu söyledin. Ve buradan sonra kadın imana geliyor. İsa Mesih'in gerçekten kim olduğunu anlıyor. Gerçekten Rab tarafından gönderilmiş olduğunu anlıyor ve imana geliyor. Görüyorsunuz İsa'nın Samiri ile kadına nasıl yaklaştığını görüyorsunuz. Nasıl konuştuğunu görüyorsunuz. Diyor ki 5 koca değiştirmişsin. Demiyor. Neden 5 koca değiştirdin? Utanmıyor musun şu halinden? Demiyor. Ondan su istiyor. Düşünün şu anda bile. Hadi benim zamanımda bundan kaç sene önce boşanmak çok büyük bir şeydi. Şimdi yavaş yavaş toplum boşanmaya da alışmaya başladı. Bir de düşünüyorsun 2000 sene önce Samiriyeli bir kadın 5 koca değiştirmiş, 5 kocaya varmış ve başka birisiyle yaşıyor 2000 sene önce. O toplumda bu kadına nasıl bir gözle bakıldığını düşünüyor musunuz? O suyu tuz testisini sırtına koyduğu zaman yolda nasıl yürüdüğünü düşünebiliyor musunuz? Başı önünde yürüyor. Ah, kimse konuşmak istemiyor kadınla. Bir de Samiriyeli. O zaman Yahudiler Samiriyelilere köpek gözüyle bakıyorlar. Yani ben bunu aklımdan uydurmuyorum, size söylüyorum. Gerçekten onları pis olarak, haram olarak görüyorlar. Onlara dokunmuyorlar, konuşmuyorlar bile. Onlarla konuştukları zaman kirlenmişler. Seremoni yaparak temizlenmeleri gerekiyor. O kadar pis bu kadın. Yahudilerin gözünde. Ama İsa ne yapıyor burada? Geliyor diyor ki bana su verir misin? Kadın görüyor görüntüsünden, giyiminden İsa Mesih'in Yahudi olduğunu. Sen diyor nasıl bana sorarsın, su istersin? Ben kimim ki? Ve İsa ona ne diyor? Benim vereceğim sudan iç. Eğer o sudan içersen diyor asla susamayacaksın diyor. Bugün Rab da size konuşuyor kardeşim. Eskiden çok sevdiğim bir arkadaşımla sürekli turşucuya giderdik turşu suyu içmeye. İçtikçe içesiniz gelir. İçtikçe o tuzlu suyu içesiniz gelir. Ondan sonra gidersiniz 20 bardakta su içersiniz evde. Zararlı bir şey ama seviyorduk. Bu hayat aynı o turşu suyu gibi sizin için. Dünya turşu suyu gibi, o sevgililer turşu suyu gibi. Sürekli içmek istiyorsunuz. O susuzluğunuzu, sevgi susuzluğunuzu geçirmek için. Ve ne oluyor? Dünya geliyor. İnsanlar geliyor. Boşanmalar geliyor. Kalbinizi ne yapıyorlar? Paramparça ediyorlar. Sonra kalbinizi ne yapıyorlar? Yere atıyorlar. Ayaklarının altında kalbinizi eziyorlar. Eziyorlar kalbinizi. Onlar için siz hayatınızı veriyorsunuz, sevginizi veriyorsunuz, kalbinizi veriyorsunuz. Tekmeliyorlar kalbinizi, tükürüyorlar üstüne kalbinizin. Ve aynı bu Samaryalı kadının örneğinde olduğu gibi. Rab geliyor. O parçaları tek tek alıyor yerden. Çünkü kalbiniz Rab için önemli. Ve diyor ki, sana yeni bir kalp vermek istiyorum. Sana yeni bir hayat vermek istiyorum diyor. Ancak diyor ben verebilirim böyle bir kalbi sana diyor. Bugün kalbini bana ver diyor. Bugün kalbini bana ver. Ben senin için kurban olayım. Kurban oldum diyor. Ona kalbinizi verecek misiniz? Size sormak istiyorum. Artık turşu suyu içmek zorunda değilsiniz. Onun sonsuzluk yaşam suyundan için. Amin. Şimdi özellikle ihtiyacı olanlar için dua edeceğim. Hasta olanlarınız var içinizde, onlar için dua edeceğim. Yüce Rabbim sana geldik, sana sığınıyoruz, senden istiyoruz. Sensin bizi yaradan, biz senin elindeyiz.
Biz sana bağımlıyız. Kendi başımıza hiçbir şey yapamayız. Şu anda ekranların başında oturmuş seyircilerim için dua ediyorum. Kendi başlarına uğraşıyorlar sevgiyi, aşkı. Kendi yöntemleriyle başlarını bir duvardan başka bir duvara vuruyorlar. Ama bugün sen onların kalbine gir. Sen onların kalbinin o küçük kırılmış parçalarını bir araya getir, yapıştır sevginle. Ve mükemmel yap. Bugün dua ediyorum kötürümleri tekerlekli sandalyelerinden kaldır ya Rabbim, senin gücün yeter. Körlerin gözünü aç İsa Mesih adına. Şu anda lütfen ellerinizi benimle havaya kaldırın ve dua edin. Ve isteyin Rab'dan, tek olan Rab'dan isteyin. Benim annem de hasta, şu anda onun için de dua ediyorum. Şu anda dua ediyorum. Tamer kardeşim için dua ediyorum şu anda. İsa Mesih adına Rabbim dokun. Celal kardeşim için dua ediyorum. Emine kardeşimin anneannesi için dua ediyorum şu anda İsa Mesih adına. Rabbim kanserlere sen dokun ya Rabbim. Şu anda hasta olanlara, böbrekten sancı çekenlere, böbreğine taş olanlara sen dokun ya Rabbim. Karaciğer yetmezliği olanlar, şu anda beyin tümörüyle savaşanlar var. Göğüs kanseri olanlarınız var aranızda, göğüs alınacak ve akrabası böyle olanlarınız var. Hastanede çocukları olanlar için dua ediyorum şu anda. Büyüme problemi olan çocuklar için dua ediyorum şu anda ya Rabbim. Şu anda sen elinle dokun onlara ve onları iyileştir ya Rabbim. İsa Mesih, sen körlerin gözünü açtın. Sen hastaları iyileştirdin. Sen hapise girmiş olanları serbest bıraktın. Gönül hapisinde yaşayanları serbest bıraktın. Şu anda dua ediyorum İsa Mesih adına. Onları özgür bırak. Körlerin gözünü aç. Şu anda hissedin ve amin deyin. Onun sizin üzerinizde olan sevgisini, iyileştirici gücünü hissedin. Sevgili dostlarım, sizi seviyorum. Bana yazdığınız için, beni izlediğiniz için, benimle beraber olma onurunu bana verdiğiniz için size teşekkür ediyorum. Unutmayın, sevgiyle kalın. İsa Mesih sizi seviyor ve size yeni bir kalp, yeni bir hayat vermek istiyor. Onun elinden tutun, ona elinizi uzatın. Sevgiler, görüşmek üzere, hoşça kalın. Sizi seviyorum. Unutmayın ki Rab sizi daha çok seviyor. Ve gerçek Rab'ı bulmak istiyorsanız ona dua edin.